Demek üzere Sabit bin Akrama Acrani. Fe'ye yaklaştıkta, kalabalık olduklarını haber alınca, Rafi bin Mekisi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gönderip imdat istedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı 200 neferle imdada gönderdi. Ve, ayrılığa düşmeyiniz, birlikte hareket ediniz, diye tembihte bulundu. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhüma da, bu 200 kişi içindeydiler. Amr bin As. Ebu Ubeyde Amr'ın yanına vardıkta askere imam olmak istedi. Amr ise sen bana yardım için geldin. Asıl ordu kumandanı benim dedi. Ebu Ubeyde uysal bir zat olduğundan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayrılığa düşmeyin. Kadınlardan değil, erkekler için de en çok sevdiğin kimdir deyince, diyerek onu töhmet altına almışlardı. Hind'in tekmesi. Ebu Süfyan geceleyin Mekke'ye varınca evine gitmiş. Kureyşlilerin kendisi hakkında böyle bir ithamda bulunduklarını karısı Hind ona söylemiş. Ve sen ne yaptın diye sormuş. Ebu Süfyan bir şey yapamadığını söyleyince Hind kızarak onun göğsüne bir tekme vurmuş. Ebu Süfyan Kureyş'in ithamından ve karısının kötü muamelesinden dünyaya küsmüş olarak sabahleyin hakkındaki şüpheleri gidermek için Safa ve Merve'de bulunan İsaf ve Naile adlı putlara giderek kurban kesmiş. Ve onlara tapmaktan ölünceye kadar ayrılmayacağına söyledikleri ise Hazreti Halit'le beraberdi. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşliler taarruz etmedikçe siz harbe girişmeyiniz diye hepsine emir verdi. Bunun üzerine İslam ordusu kimseye taarruz etmeden tam bir saygı ve edeple Mekke'ye girmek üzere kol kol yürüdüler. Karşı duranlar. Ahaliden taarruz eden olmadı. Fakat Handeme'de Süheyl, İkrime ve Safvan'ın topladığı askerler Hazreti Halid'in fırkasının yolunu kesmek istediler. Hazreti Halid onlara nasihat ettiyse de dinlemediler ve muharebeye başladılar. Hazreti Abbas Kabe hizmetinin yani hacipliğin
ve Zemzem su başılığı hizmetinin bir arada Abdülmuttalip oğullarına verilmesini rica etti. Osman bin Talha ise babalarına ve dedelerine mahsus olan bu şerefli hizmetin elinden çıkacağını işitince pek ziyade müteessir oluyordu. O sırada Cibril-i Emin geldi ve hacipliğin yine Ebu Talha soyunda bırakılması emrini verdi. Bunun üzerine hemen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Talha oğulları! Emanetullah'ı ebediyen uhdenizde kalmak üzere alınız." diyerek Kabe anahtarını Hint'te kıyafet değiştirerek kadınların arasına karışıp gelmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz bu yüce divana sonradan asi olmak için gelmedik." diyerek sözünü bitirdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu suretle kadınlardan biat almak üzere Hazreti Ömer'e emir verdi. O da el verdi ve vekalet yoluyla kadınlardan biat aldı. Hind'in evvelce kanı heder ilan edilmişken bu suretle affa uğradı ve eman aldı ve hulusu kalbi